Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sebebi hılkati alemdir. Kainatın yaratılış sebebidir. Ubudiyeti, nübüvveti boyutuyla. Kainatın yaratılmasının da ettiği dua ile bir cihette vesilesidir. Bir cihette Habibi Rabbil Alemin'dir. Alemlerin Rabbinin Habibidir. Vesile-i saadet-i dâreyn'dir. İlahir. Bu kadar yüksek fazilet ve kemalete mazhar olan bir zat. Zaten de ehli cennettir. Makam-ı Mahmud sahibidir. Biz ona niye salavat getiriyoruz? Salavat dua etmek ya. Evet. Onun hakkında niye dua ediyoruz ki? Evet. Allah razı olsun. Şimdi elhamdülillah, yani bu ahir zamanda bu sorulan soruların çoğuna Risale-i Nur'da cevap var. Değil mi? Elhamdülillah. 24. mektubun yine birinci zeyli dua bahsi. Bu meseleyi de işlemiş. Madem o Habibullah'tır, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyaç var? Ben sormaya çalıştığım şeyi bir cümlede sormuşuzlar. Yani Habibullah, Allah'ın sevgili kulu. Kendi zatında da nihayetsiz feyze mazhar. Peki madem ki salavat bir rahmet duasıdır, adeta bir manevi destektir, bir manevi evet. yardımdır. Onun böyle bir destek ve yardıma ihtiyacı yok ki. Niye o zaman bu kadar dua, salavat yani? El cevap. Biz hep kısır düşünüyoruz ya. Hep cüz'i düşünüyoruz ya. Ama üstadımızın nazarına bak. O zat aleyhissalatu vesselam umum ümmetinin saadetiyle alakadar. Maşallah. Ve bütün efradı ümmetin her nevi saadetleriyle hissedardır. Ve her nevi musibetleriyle endişedardır. Allah Allah. Şimdi bak. Şimdi ben bir günah işlesem Resulullah ya, rahatsız olur. Rahatsız oluyor değil mi ruhaniyet? Bir sağlamasını yapalım istersen. Matematikte sağlama var ya. Evet. Şimdi bir anne uzaktan çocuğunu seyrediyor. O çocuk ayağını kaldırmış basacak. Altında da sivri bir şey var. Mesela bir çuvaldız var mesela. Çivi diyelim. Çivi var mesela. Bir cam parçası var mesela. Bir bıçak var mesela. O da tam böyle ayağını yaracak. Şimdi bu anne o çocuk ayağını basmadan eyvah der mi? Hem de nasıl? Ha. İşte bunu sen milyonlara kat, milyonlarla çarp. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın asıl musibet, üstadımızın tabiriyle, dine gelen musibettir. Muzır musibet, dine gelen musibettir ifadesi var ya. Bir ümmetinden bir ferdin cehenneme kendisini götürecek bir ameli işleme vaktinde söyleyeceği ah nidası o annenin 1 milyon katından fazladır. Üstadımız burada o zatın kendi şahsı için yapacağınız hiçbir duaya ihtiyacı yok diyor. Zaten kendi zatındaki feyiz fevkaladedir. Ama öyle bir durumda ki senin her bir salavatın ümmetine dayanabilmesi, ümmetinin musibetlerine karşı koyabilmesi, onları kaldırabilecek bir güce sahip olması açısından böyle bir şeye ihtiyacı vardır. Mesela. Allah Allah. Tabii. Bir adam var ki diyelim mesela her gün bir koyun kesse kendi kesesine zarar vermez. Her gün bir koyun kesse ama kendisine her gün 1000 tane misafir geliyor. Her gün 1000 tane misafiri doyurmak için her gün 100 tane koyun kesmesi lazım. İşte böyle bir zata köylüler ya da hemşehriler ne diyorlar? Ya böyle bir adama bizim yardımcı olmamız lazım. Niye? Çünkü zaten kendi zatı için değil. Bu adamın gücü kendisine fevkalade yetiyor. Ama evet. Her gün kendisine şu kadar misafir geliyor. Dolayısıyla bu zata bizim destek vermemiz gerekiyor manası burada da öyle. Kendi açısından zaten başkalarına da şefa edecek kadar gücü var. Ama bütün ümmetin her birisinin çektiği sıkıntılara, her birisinin işlediği günahlara, her birisinin Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıracak fiiliyatına dayanabilmesi için bir rahmet duasına ve desteğine ihtiyacı var. Maşallah. Bir de bir boyutu da şefaat için geçerli değil mi? Mesela evet. Ona dua ettikçe makamı yükseliyor. Evet. Makamı yükseldikçe tabiri caizse şefaat gücü artıyor. Şimdi diyorlar ya böyle bir tabir var. Eli güçlendi diyor. Evet. Adama eli güçlendi evet. diyorlar. Hazreti Peygamber'in şefaat makamı büyüyor. Daha evet. çok bizim evet. affedilmemiz noktasında evet. o şefaat makamıyla bize şey yapacak. Ya. Yardımcı olacak. Allah razı olsun. Bak şimdi çok enteresan bir şey söylediniz. Oraya gelecektik.
Şimdi ona yaptığımız her bir salavat duası kendimiz içindir aslında. Kendimiz için. Yani ben ona öyle bir destek veriyorum ki, o da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ümmetimin geçmiş ve gelecek, yani bütün dualarını, gizli ve açık, geçmiş ve gelecek bütün günahlarını, gizli ve açık bütün günahlarını ümmetimin affeyle duası var ya, aslında onun o duası, ya Rabbi yapmasınlar, işlemelerine müsaade etme manasında bir dua, işlemişlerse de affet manasında bir duadır. Bağlılığa alakasında bir cümle var. Diyor ki, salavatı anlatırken, diyor ki, ya Rabbi, burada elçiniz, orada elçimiz olan zata, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama merhamet et ki bize de sirayet etsin. Evet. Mesele bu. Dolayısıyla bizim aslında yaptığımız salavat duası onda onun için değil. Bizim kendimiz içindir. Hem Peygamber aleyhisselamın ya Rabbi ümmetimin günah işlemesine müsaade etme manasındaki, değil mi? Yani onun o yaptığımız salavat duası bir sadaka hükmüne geçiyor. Musibetlerden bizi Allah azat ediyor. Asıl musibet olan günahlara girmeye. Demek ki bizim ona iltifatımız bu kadar olduğu için günahlara rahat girebiliyoruz. Onu da hesaba katmak lazım. Oysa salavatı arttırdığımız vakit o salavat bizim için bir kalkan olacak. Maşallah. Yine de işledik Cenab-ı Hakk'ın bizi ahirette o duanın hürmetine, o Peygamber Aleyhisselam'ın şefaati hürmetine affetmesine de vesile oluyor yaptığımız salavatlar. Maşallah. Allah razı olsun, onu da hatırlattınız. Çok dehşet bir şey ya. Her nevi musibetleriyle endişedardır. İşte kendi hakkında şu ifadeye bak. İşte kendi hakkında meratibi saadet ve kemalat hadsiz olmakla beraber, saadet ve kemalat mertebeleri onun için hadsiz olmakla beraber, hadsiz efradı ümmetinin, ümmetinden her bir ferdin, hadsiz fertlerin, hadsiz bir zamanda, hadsiz enva-ı saadetlerini, saadet çeşitlerini, hararetle arzu eden ve hadsiz enva-ı şikavetlerinden müteessir olan bir zat, elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Dolayısıyla ona yapılan bu salavatlar fazla değil. Biz burada cimri davranmayalım. Ümmetimin cimrisidir diyor ismim zikredildiği vakit salavat getirmeyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, değil mi? Evet. Bir de çok enteresan. Bir misal verelim ki inşallah şey yapar. Mesela şimdi şu bardak büyüklüğünde bir lamba kabul etti. Bu lamba da yere yakındır. Ne kadar yeri aydınlatır? Kendi cimrine göre. Ama bunun her zaman yükselip büyüdüğünü farz etti. Hem yükseliyor hem büyüyor. Öyle bir seviyeye geliyor ki şu koca binayı, öyle bir seviyeye geliyor ki şu koca mahalleyi, öyle bir seviyeye geliyor ki şu koca İstanbul'u, öyle bir seviyeye geliyor ki koca Türkiye'yi, öyle bir seviyeye geliyor ki koca dünyayı aydınlatacak duruma gelebiliyor. Yani devamlı büyüyüp yükseldiğini farz eder. Güneş gibi olsa güneş mesela. Gibi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a ümmetin yaptığı salavatlar ona bir destek. O da devamlı inkişaf etmeye. İnkişaf adeta evet, büyümeye ve terakki etmeye. Cenab-ı Hakk'ın indinde adeta itibar sahibi olmaya bir cihetle bunlar da vesile olduğu için büyüyor ve aydınlatıyor. Kimi aydınlatıyor? Bizi aydınlatıyor. Mesela bizi aydınlatması ne demektir? Hem dünyada günaha girmelerine mani olacak şekilde bir sadaka hükmüne geçiyor. Hem ahirette onlara bir şefaat hükmüne affetme vesile geçiyor. Allah razı olsun. Çok güzel oldu.